6 ay boyunca sürekli ağladı. Sürekli ağladı. Gece ağladı, gündüz ağladı. Hiç susmadı ya. Hiç susmadı. Çünkü çocuk sadece duyuyor. Ama anlamıyor bebek. Öyle büyümeye başladı. Sonra çocuğu tutuyoruz, basıyoruz. Çocuk parmak ucu basıyor. Bir garip basıyor. Yapması gerekenleri yapmıyor. 6 aylık bir bebek, dönmesi lazım, oturması lazım. Rüya bunları da yapmıyor. Tekrardan gittik. Tekrar oraya, buraya, o kapı, bu kapı. Serabiler Palsi dediler. Yine bir bakayım bunun içinde. Ha, buradaymış. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz... Yıllarca rüyanın yürümesini bekledim. Yıllarca bekledim. Olmadı. Görmesi için zaten söylemişlerdi. Hiçbir zaman beklemedim ama umudumu da kaybetmedim. Olsun dedim. O da olmadı. Bir anne için çok zor. İsterdim. Bir kere de olsa. Bir kere, sadece bir kere de olsa beni görmesini çok isterdim. Ya da hani keşke benimkiler ona olsa hazır vermeyi hemen. Çünkü ben göreceğimi gördüm zaten. Ama olmuyor. Benimki sevda değil. Ya? Bu benimki. Akdem kim kurduysa, kim akıl ettiyse ve bize de buna kim sebep olduysa bir kere başta Allah razı olsun diyorum. Sonra annem dedi ki, Akdem de dedi bir tane müzik dersi varmış, dedi oraya başlayalım dedi. Rüya derse gitmeye hazır. Her gün evet, herkes hazırlanıyoruz. Hazırız. Rüya böyle bir yeteneğin, kabiliyetin olduğunu fark ettim ben. Birazcık ses çalıştık, ses eğitimi çalıştık. Sonra sesleri rahat çıkarabiliyordu ve repertuar çalışmasına girdik ve hızlıca böyle bir bizim müzik grubumuza dahil oldu. La'dan okumuştun diye hatırlıyorum. La yapalım, olmasa değiştiririz bunu, tamam mı? Ya müzik böyle farklı bir durum benim için ya. Müzik böyle hayatımın yarısı demek benim için. Yani ben mesela şarkı söylediğim zaman her şeyimi unuturum. Engelli olduğumu, bütün şeylerimi, o bana bir ilaç gibidir yani. Ben şarkı söylediğim zaman her şeyi unutuyorum. Ben şarkı okuduğum zaman mesela korktuğum şeyleri bile fark etmeden yenebiliyorum mesela. Şarkı benim için başka bir şey yani, anlatamayacağım derecede. Beraber Rüya çok daha özgüvenli oldu. Daha bir sosyal oldu. Daha kendinden emin bir yeteneği olduğunu fark etti mesela. Ben bunu yapabiliyorum. Ben bunu yapabileceğim galiba dedi. Mesela bir meslek seçimi oluştu kafasında. İleride müzik öğretmeni almak istiyorum. Yani ilk önce yürümek istiyorum, sonra okul okumak istiyorum. Sonra müzik öğretmeni almak istiyorum. Çok başka bir gurur yani o sahnede onu görmek. Başardığını bilmek. O gün dünyaları bana verseniz yerine hiçbir şey değişmem. Hala canımızın sıkıldığında, hatta çok üzüldüğümüzde bakıp videoyu defalarca izlediğimiz o bir babanın bir gururlanması vardır. Onu bizlere yaşattığı için ben çok mutluyum. Çok şükür başardı. O başarısının yanında olabilmek de çok başka bir şey. O günleri görmek. Rüya indiğinde sahneden anne yapabildim ben değil mi? Anne başarabildim. Bu sefer oldu anne. Bu sefer oldu ve bundan sonra da olacak inşallah. Bu çok başka bir şey. Bizim derdimiz bir emanet. Bu emanet aslında hepimizin. Benim kızıma ne faydası olan varsa bir direk olarak kızım da onun inşallah şefaatçisi olur. Rüya gibi bir konserdi. Gerçekten ilk konserim.
o herkesin alkış sesi, o herkesin heyecanı gerçekten bir ara orada ağlayacak gibiydi. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum.